Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Aneng marka SZ02 modelini inceleyeceğiz arkadaşlar. Tuş ve seçim tuşlarını ön tarafa koymuşlar. Probları gayet kaliteli, 10 ampere kadar, 1000 volta kadar ölçümler yapabiliyor bu cihaz. Ayrıca el feneri özelliği de var. Karanlıkta ledleri açıp kapatabiliyorsunuz. Cihazın boyu 12.7 santim, cihazın eni 6.7 santim, genişliği 2.9 santimdir. 2 adet kalem pille çalışıyor arkadaşlar. On off butona basık tutarak açıyoruz. Buradan ekran aydınlatmasını açıyorum. Alt tarafta ölçüm yapacağı listesi var. Otomatik ölçümler, AC voltaj, DC voltaj, ohmaj, süreklilik testi, amper, miliamper, hertz, kapasitör, seçim yapma, milivolt, miliamper, live, NVC, sıcaklık ölçümü, kapasitör ölçümü, diyot ölçümü yapabiliyoruz. Bakalım ne kadar akıllı arkadaşlar. 0, 10 R değerinde en küçük bir ohmaj testi yaptım. Doğru çıktı. Şimdi en yüksek direncimiz var. 3 megaohm. 150 R. Burada da 510 K kiloohm değerinde bir dirençler var. Bunları akıllı modda bakalım otomatik ölçecek mi? Herhangi bir seçim yapmayacağım. Bu kendisi seçecek arkadaşlar. Burada 510 R direncim vardı. Onu ölçtüm. En yüksek direncim buydu arkadaşlar. 3 megaohm. Evet, burada 3 megaohm. Ölçümü kendisi otomatik yapıyor arkadaşlar. Ekranda kiloohm mu, megaohm mu alt tarafta yazıyor. Altında da oda sıcaklığını, derecesini de gösteriyor arkadaşlar. Bu da 5 watt direncim 100 R. Burada 0 10 ohmaj değerinde bir ölçüm var. Burada da gayet güzel bir şekilde ölçümleri yapıyor. Yeni başlayacaklar için gerçekten güzel bir cihaz olabilir. Yeni hobiciler için. Eski makineler olsa megaohm, kiloohm, 10 R, 20 R bunların arasında seçim yapmamız gerekiyor. Yani burada uğraşmıyorsunuz. Cihaz otomatik hemen bunu megaohm, kiloohm, 10 R kaç ne kadar olduğunu hemen cihaz akıllı bir şekilde, akıllılığı buradan geliyormuş arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor. Bu yüzden buna akıllı multimetre diyorlar. Bu işe yeni başlayan arkadaşlar oluyor. Böyle elektronik ölçüm yapmak için multimetre alıyor. Çoğu da yakıyor. Yani DC voltajda gidiyor şebeke ölçümü yapıyor. Veya başka bir voltajda yanlış bir ölçüm yapıyor, cihazı yakıyor. Bunda cihazı yakma şansımız da yok. Auto mode'a getirdiğiniz zaman acemiler için gerçekten güzel. Elektriğe taksanız şebeke elektriğini, direkt şebeke elektriğini ölçeceksiniz. DC volt taksanız DC voltu ölçeceksiniz. Hemen cihaz kendisi hızlı bir şekilde auto akıllı modda hemen ölçümleri yapıyor arkadaşlar. Direnç ölçeceksiniz, akıllı ölçüyor. Şebeke elektriğini akıllı ölçüyor. DC voltajı akıllı ölçüyor. Ekrana yazıları büyük, gayet net. Işık vurduğu halde aslında daha net, kamera ışığı vurduğu için siz biraz eksik görebilirsiniz ekranı ama ekranı gerçekten çok güzel yapmışlar. Burada proplarımızı takıyoruz. Orta siyah probumuz kom bölümü. Diğer bölüm 10 amper bölümü arkadaşlar. Direkt taktığım zaman dead sesi geliyor. Amper bölümüne geçiyor. Uyarı veriyor zaten. Amper ölçümü taktım diyor. Cihazın proba taktığım an direkt amper ölçümüne geçti. Burada oda sıcaklığını gösteriyor arkadaşlar. Pillerimiz var. Bunların ölçümlerini yapalım. Direkt hemen pilin kaç volt olduğunu ölçebiliyoruz. Auto modda. Pillerimizi de ölçtük. Burada mini volt var bir de arkadaşlar. Burada da
Yani 9-8 milivoltun altındaki voltajları ölçebiliyoruz. Burada seçim tuşuna bastığımız zaman, milivolta getirdiğimiz zaman, bakın burada 7 milivolta kadar güç kaynağımı düşürdüm. Yani burada milivoltlar hassas olduğu için oynayabiliyor. Yani çok hassas düşüp yükselebiliyor. Burada cihaz milivoltu ölçüyor. Şebeke elektriği milivolt olarak da ölçüm yapabiliyor. Bunları transformatörleri falan ölçebilirsiniz. Bir de hareketli DC voltaj ölçelim. Güç kaynağımızı yükselterek bir ölçüm yapalım. Güç kaynağımı yükseltiyorum. Evet. Cihazda da ölçümler hızlı bir şekilde ölçüyor arkadaşlar. DC yüksek voltajları sadece auto modda yüksek voltajları auto modda ölçebiliyoruz. Bakın hiçbir şey yapmıyorum. DC voltajdan direkt AC şebeke elektriğine geçtim. Cihaz hemen 228 volt elektrik olduğunu, 50 Hz olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buradan basarak rengini kırmızı veya açabiliyorsunuz. Daha koyu renk yapabiliyor. Ekran böyle kızarıyor arkadaşlar. Yani bu kırmızı tehlikeli, riskli ölçümlerde size uyarı veriyor. Cihaz yüksek voltajlarda ekranın kırmızı bir şekilde uyarı vermesi de güzel olmuş arkadaşlar. Bir de kapasitör testi yapalım. Timsah uçlu problarımı taktım. 3300 mikrofarad bir kapasitör. Eksi olan bölümü eksi, artı olan bölümü artı, kapasitörü şarj ederek sonuç gösterecek. Yalnız auto modda bunu ölçemeyiz. Bunu voltaj olarak algılıyor. Bunu algılaması normal arkadaşlar. Voltaj çünkü şarj ediyor kapasitörü ölçerken. O yüzden kapasitör bölümünü çekmemiz gerekiyor. Sel tuşuna basarak kapasite bölümünü aldım. Tekrar eksi bacağımı pozitif ve negatif olarak kapasitöre bağladım. Kapasitör şu an şarj oluyor. Biraz bekliyorsunuz. Akıllı ölçüm yok. Bunda seçim yaparak kapasitörü ölçüyoruz. 3300 mikrofaradlık bir kapasitör olduğunu gösterdi arkadaşlar. Sonuç gayet güzel. Çoğu cihaz bu kapasitörleri ölçemiyor. Bu cihaz gerçekten güzel yapmışlar. Kapasitörleri de ölçebiliyorsunuz. Bu kapasitörüm de bakalım ne kadarmış. Evet, 1500 mikrofarad. Burada 1000 mikrofaradlık bir kapasitörü ölçelim. Evet, şimdi elimde de bir kondansatör var. Bakalım burada 652 bir eser değer gösterdi. Evet, kapasitör ve kondansatör ölçümlerini yapıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Bu cihazda kapasitör ve kondansatörleri de ölçebilirsiniz. Gayet güzel ölçüyor. Burada canlı dediğimiz bir özellik var. Kontrol kalemi yani fazları burada tek probumuzu takarak şebeke elektriğindeki fazları kontrol kalem özelliği gibi bulabiliyoruz arkadaşlar. Live modu, canlı modu diye geçiyor. Burada ekran kırmızı oluyor gene aynı şekilde. Fazı bulduğu zaman kırmızı oluyor. Natural taktığım zaman da ekran beyaz gösteriyor arkadaşlar. Bu özellik de güzel. Elektrikçilerin, gerçekten elektrik ve elektronikçilerin işine yarayacak bir özellik. Burada temassız, kontaksız faz bulma, duvar tesisattaki hatları, mesela duvara delik deleceksiniz arkadaşlar. Orada elektrik hattı var mı veya hatta zarar vermemek için bu cihazdan ölçebilirsiniz. Gayet başarılı, güzel bir şekilde ölçümler yapıyor. Arkasında da ledleri var. Karanlıkta, karanlık bir yerde, pano içinde filan ölçümler yaparken ışık tutabilirsiniz.
Cihaz gayet güzel. Bu cihazla sıcaklık ölçümleri de yapabiliyoruz. Eksi 90 santigrattan 1000 dereceye kadar, 1000 santigrat dereceye kadar, yani çok yüksek ısılara kadar bu cihazda da ölçümler yapılabiliyor. Gerçekten bunu da çok güzel yapmışlar. Cihazda termokapul böyle ucunda ısı ölçer var arkadaşlar. Sıcaklığı çakmakla yakıyorum. Bakın ne kadar çok yükseliyor. Evet, neredeyse 500 santigratı geçti. Yani 1000 maksimum 1000 dereceye kadar sıcaklık ölçümü yapılabiliyor. Şimdi de amper ölçümü yapalım arkadaşlar. Bakalım amper ölçümünde de nasıl sonuçlar çıkıyor. Probumu amper bölümüne taktım. Direkt zaten amper bölümüne geçtim. Güç kaynağımdan 12 voltluk bir led yakacağım. 5 metrelik bir led. Burada kaç amper çektiğini göreceğiz. Bakalım 852 miliamper bir akım çekiyormuş. Güç kaynağımda da özellik var. Kaç miliamper çektiğini görebiliyorum. Hemen hemen sonuçlar aynı arkadaşlar. Dijital multimetre alırken mutlaka amper ölçebilen dijital multimetre alın. Bunların renkli ekranları da var. Daha büyük olan, ebatta olanları da var. Büyük bir makineye bence gerek yok. Bu tam standart olmuş. Tam avuç içi kadar. Ekran çok büyük değil, çok küçük değil. Tam ideal boyda arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Yalnız amper ölçümü olan cihaz almaya dikkat edin. Bunların renkli ekranları var ama amper ölçmeyenleri var. Çok fazla sayıda bu tarz cihazlar var. Ona dikkat edin arkadaşlar. Gayet güzel amper ölçümleri yapıyor. Diyot ölçümünü aldım arkadaşlar. Burada 2.6 volt, 0.1 miliampere kadar diyotlar ölçebiliyor arkadaşlar. Ledleri rahat bir şekilde yakıyor. Zaten bozuk ledleri bulabiliyor. Ledleri rahat bir şekilde yakabiliyor arkadaşlar. Zaten bir multimetre ledleri de yakması gerekiyor. Burada arızalı olan ledi kontrol edip patlak olan ledi kontrol etmiş olabiliyoruz. Bu özelliği de gerçekten güzel. Cihazı Banggood üzerinden satın alabilirsiniz. Videonun altına linkini koyuyorum arkadaşlar. Oradan beğenen, almak isteyen arkadaşlar alabilir. Üründe promosyon indirimler var. Banggood sitesi gerçekten güvenilir bir site. Beğenmediğiniz ürünü de iade edebiliyorsunuz. Her türlü sigorta kapsamında ürünler satın alabiliyorsunuz. Banggood satış platformu gerçekten çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Banggood üzerinden güvenilir alışverişler yapabilirsiniz.